Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler... Ananerbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, bulmalara ve telgraf bildirim seslerine. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar için Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun olarak insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyor. Gezegenimiz üzerinde yaşamış en ürkütücü canlıların gizemli yok oluşları ile ilgili tartışmalar devam ederken Kanada'da bir dinozor mezarlığı bulundu. Kemikler üzerinde bulunan izler, Titanların ölümüyle ilgili en eski varsayımlardan birini tekrar gündeme getirdi. Onlar bilinmeyen bir güç tarafından planlı olarak yok edilmiş olabilirler miydi? Öyleyse bu soykırım hangi güç tarafından ve ne amaçla yapılmış olabilirdi? Haziran 1674, İngiltere. Oxford Üniversitesi'nin ilk kimya profesörü, İngiliz doğa bilimci Robert Plutt, özellikle kırsal bölgelerde tarih ve doğa araştırmaları yapmaktaydı. Bulduğu her türlü tarihi eseri inceliyor ve notlar alıyordu. 3 yıl boyunca süren bu yoğun çalışmalarının sonuçları, The Natural History of Oxfordshire'da yayınlandı. Dergide Plutt'ın ilginç buluşlarının çizimleri de bulunmaktaydı ve onlardan özellikle biri insanları hayrete düşürdü. Bu görülmemiş boyutlarda bir canlıya ait kemik fosiliydi. Bu o zamana dek bilinen hiçbir canlıya ait olamayacak kadar büyüktü. Plutt ne bulduğundan emin değildi. O döneme göre öne sürebileceği en iyi varsayım bunun dev bir insana ya da Roma döneminden kalma bir savaş filine ait olduğuydu. Bu parçanın gezegen tarihindeki en etkileyici sayfalardan birine ait olduğunun anlaşılması yaklaşık 1,5 asır sürecekti. ...1824 yılında İngiliz paleontolog William Buckland, bunun milyonlarca yıl önce yaşamış dev bir sürüngenin uyluk kemiği olduğunu ortaya çıkardı. Canlıya da dev kertenkele anlamına gelen megalozor adını verdi. Bu, tarihin kaydedilmiş ilk dinozor kalıntısıydı. Ancak Buckland'ın elindeki tek dinozor fosili bu değildi. Dev canlıları sınıflandırmadan yıllar önce, 1815'te bilim insanının eline yine İngiltere'de bulunmuş bir fosil daha geçmişti ve Buckland bu fosilin yaklaşık bir asır önce Plutt'ın bulduğu kemik parçasına çok benzediğini fark etmişti. Daha sonra bu gruba dinozorlar adı verildi. Ancak Buckland'ın keşfettiği cinsin adı megalozor olarak kaldı. Yani ilk dinozor türünün adı, biz dinozorların ne olduğunu bilmeden ve hatta dinozor kelimesi icat edilmeden önce verildi. ...1822'de jeolog Gideon Mantell'ın eşi Mary Ann Mantell, İngiltere'nin Sussex kentinde yürürken fosilleşmiş kemikler buldu. Yapılan incelemeler onların bir iguana iskeletine benzediğini gösterdi. Bu yüzden fosil sürüngen uygun bir şekilde iguanodon olarak adlandırıldı. Bu bir isim almış ikinci dinozor türüydü. Aslında bu canlıların kalıntılarına antik Yunan ve Roma dönemlerinden beri rastlandığına dair varsayımlar vardır. Doğa bilimlerinin zirveye ulaştığı 19. yüzyılda dinozorlarla ilgili çok daha fazla bilgiye sahip olduk. Yeri gelmişken bu ürkütücü canlılarla ilgili dinozor tabiri ilk kez 1841 yılında İngiliz paleontolog Richard Owen tarafından kullanılmıştır. Bu terim eski Yunanca deinos yani korkunç, güçlü veya korkunç derecede büyük ve sauros yani kertenkele veya sürüngenden gelir. Owen'ın bu canlıların ciddi bilimsel araştırma konusu olmasında büyük rolü olmuştur.
O aynı zamanda bulunan bütün dinozor fosilleri koleksiyonunu ilk defa sergilemiş bilim adamıdır. Tarihin ilk dinozorlar sergisi, Owen tarafından kurulan Londra Doğa Tarihi Müzesi'nde düzenlenmiştir. ...1858'de William Parker Folk, New Jersey'deki küçük Haddonfield kasabasında bir taş ocağında bilinen ilk Amerikan dinozorunu keşfetti. Aslında o zamana dek bu kıtada başka kalıntılar da keşfedilmiş fakat sınıflandırılamamıştı. Yaratık Hadrosaurus Folki olarak adlandırıldı. Bu son derece önemli bir keşifti. Hadrosaur, bulunan neredeyse eksiksiz dinozor iskeletlerinden biriydi ve bu sayede dinozorların iki ayaklı cinslerinin de olduğu anlaşılmıştı. Bu devrim niteliğinde bir keşifti. Çünkü o noktaya kadar çoğu bilim insanı dinozorların diğer kertenkeleler gibi dört ayak üzerinde yürüdüğüne inanıyordu. Folk'un keşifleri Amerika Birleşik Devletleri'nde dinozor çılgınlığı olarak bilinen dinozorlara yönelik bir ilgi dalgasına yol açtı. Ancak maalesef o zamanlar bulunan birçok değerli fosil, o zamanlar kullanılan yanlış bir yöntem nedeniyle ya hasar gördü ya da yok oldu. Çünkü kazıcılar kemikleri ortaya çıkarmak için dinamit kullanıyorlardı. Kaba yöntemlerine rağmen özellikle Cope ve Marsh'ın paleontolojiye katkıları muazzamdı. Marsh 86, Cope ise toplam 142 yeni dinozor türü keşfetti. Cope'un koleksiyonu şu anda Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde, Marsh'ın koleksiyonu ise Yale Üniversitesi'ndeki Peabody Doğa Tarihi Müzesi'ndedir. 1970'lerde omurgalılar paleontolojisi bir dünya bilimi haline geldi. Hindistan, Güney Amerika, Madagaskar, Antarktika ve en önemlisi Çin de dahil olmak üzere daha önce keşfedilmemiş bölgelerde çalışan paleontologlar tarafından büyük yeni dinozor keşifleri yapıldı. Özellikle Çin'de bulunan tüylü dinozor fosilleri, onlarla modern devamcıları olan kuşlar arasındaki bağı daha da kuvvetlendirdi. Bundan yaklaşık 251 milyon yıl önce gezegenimizde ne daha önce ne de daha sonra bir benzeri yaşanmamış bir felaket meydana geldi. Bu olay sırasında tüm deniz türlerinin %96'sı, karadaki tüm omurgalıların %70'i yok oldu. Dünya tarihinde ilk defa böcek türlerinin bile bir kısmı yeryüzünden silindi. Dünya üzerindeki yaşamın kendine gelmesi çok uzun zaman aldı. Bu yok oluşa neyin sebep olduğu bugün hala bilinmemektedir. Permiyen-Trias yok oluşu adlandırılan bu olayın nedeni, bir varsayıma göre boyutları bugün ölçülemeyen küresel bir afetti. Kimi bilim insanları ise bu olayın sandığımızdan çok daha karmaşık bir şey olduğu ve milyonlarca yıl sürdüğü düşüncesindedir. İşte bu felaketten yaklaşık 20 milyon yıl sonra dinozorlar ortaya çıktı. Bu devler bu tarihte Arkozor adlandırılan atalarından evrildiler. Bazı türleri akıl almaz boyutlardaydı. Özellikle de sauropodaların ebatları arkeologları dehşete düşürmüştü. Öyle ki o zamana dek karada yaşamış en büyük memeli sayılan Paraceratherium dahi bir sauropodanın yanında cüce gibi kalıyordu. Bir sauropoda cinsi olan Supersaurus'un boyu 34 metreye, ağırlığı 36 tona ulaşıyordu. Bilinen en küçük sauropoda cinsinin boyu ise 6 metreyi geçiyordu ve bu cüce sauropodalar yaşadıkları ortamın en iri canlılarıydı. İsmi 1905 yılında Amerikalı paleontolog Henry Fairfield Osborn tarafından verilen tiranozor ise tam anlamıyla bir ölüm makinesiydi. Fosil kayıtlarına göre kuyruğuyla beraber uzunluğu 12 metreye, dik durduğunda boyu 4,5 metreye ulaşıyordu. 1,5 metre büyüklüğünde oldukça iri kafatası ve güçlü dişlerinin kıramayacağı kemik, delip geçemeyeceği deri yoktu. Bilim dünyası her yeni keşfinde yeniden ve yeniden şaşkınlığa düşüyordu. Bu canlılar tam bir evrim harikasıydılar. On milyonlarca yıl boyunca sayısız türleri karayı, denizi, gökyüzünü işgal etmişti.
Fakat daha sonra ortaya çıkan bir gerçek konuyu çok daha karmaşık bir hale getirdi. Bu canlıların 10 milyonlarca yıl önce bilinmeyen bir nedenle soylarının tükendiği, çok az bir kısmının ise başka canlılara evrildiği anlaşıldı. Bilim insanlarına göre dinozorların evrimsel başarıları onların yok oluşlarını daha da gizemli bir hale getirmişti. 19. yüzyılda paleontologlar buna yoğun volkanik aktivite, iklim değişikliği veya feci bir asteroid çarpmasının neden olabileceğini düşündüler. Yani bu tür 251 milyon yıl önce küresel bir felaket sonrasında ortaya çıkmış, yaklaşık 66 milyon yıl önce yine bir felaket sonucunda gezegen yüzeyinden yok olmuşlardı. Onlarla birlikte birçok yaşam formunun da soyu tükenmişti. Günümüzdeki kuşlar onlardan bize hatıra kaldı. Fakat kuşlara evrilmeyen dinozorların neden yok oldukları uzun yıllar boyunca cevaplanamayan bir soruydu ve onların trajik akıbetleriyle ilgili sonradan reddedilmiş birkaç varsayım daha vardı. Bu varsayımlardan birini 20. yüzyılın başlarında bir paleontolog olan George Wieland ileri sürmüştü. Wieland'a göre dinozorlar kendi kendilerini yok etmişlerdi. Buna neden olan şey ise birbirlerinin yumurtalarını yemeleriydi. Hatta bu varsayıma göre örneğin T-Rex'lerin devasa boyutlara gelmelerinin esas nedeni sauropodaların yumurtalarını yeme alışkanlıklarıydı. En koruyucu dinozor anneleri bile yumurtaya aç avcıların neredeyse sürekli hale alan saldırılarını durduramıyorlardı. 1925 yılında bulunan bazı kalıntılar dinozorların, yılanların ve hatta memelilerin dinozor yumurtalarını ve bebeklerini avladığını doğruladı. Ancak bu durum hiçbir zaman kitlesel bir yok oluşa neden olacak kadar hızlı gerçekleşmemişti. Omurgasız fosiller konusunda uzman olan Heinrich Karl Erben ve meslektaşlarına göre de yok oluş yumurtalar üzerinden gerçekleşmişti. Ancak daha farklı bir şekilde. 1979 tarihli bir makalede araştırmacılar, Güney Fransa ve İspanyol Pirenelerinde bulunan dinozor yumurtası kabuklarının fosilleşmiş parçalarının iki tür hastalık taşıdığından bahsediyorlardı. Bazılarının birden çok kabuk tabakası varken diğerlerinin kabukları patolojik olarak zayıftı. Dolayısıyla en ufak bir etki dahi onlar için ölümcül olabilirdi. Kabuğu katmanlı yumurtalar içindeki yavruyu boğabilir, İnce kabuklular ise kırılarak embriyoya zarar verebilirdi. Araştırmacılar bir tür iklim değişikliğinin anne dinozorlarda hormonal değişikliklere neden olduğunu tahmin ediyorlardı. Ancak o zamanlar bu açıklama dünyadaki diğer dinozorlar için geçerli değildi. Deforme olmuş yumurta kabukları daha ziyade yerel bir durum gibi görünüyordu. Macar bir aristokrat ve casus olan Baron Franz Nopsa von Felze Silvas, paleontolojideki en sıra dışı karakterlerden biriydi ve onun yok olma teorileri de aynı derecede sıra dışıydı. 20. yüzyılın başlarında Nopsa, yiyecek kıtlığı, düşük direnç ve hatta azalmış cinsel dürtülerin dinozorların ölümüne katkıda bulunduğunu öne sürdü. Ancak en sevdiği teori, hiperaktif bezler tarafından ölümdü. Von Felze Silvas, dinozorların epifiz bezindeki salgılar sayesinde bu boyutlara ulaştığına inanıyordu. Sonunda bu bezin, hayvanların ölçülerinin patolojik bir düzeye ulaşmasına ve soylarının tükenmesine neden olduğunu öne sürüyordu. Yani bu hayvanlar bir nevi kendi ağırlıkları altında ezilmiş olmalıydılar. Araştırmacı, dinozorların yok oluşunu insana özgü patolojiyle açıklamaya çalışmıştı. O zamanlar dinozorların yolundan gitmek diye bir tabir vardı. Bu demode çok yavaş, aptal ve hayatta kalamayacak kadar büyük olmak anlamında kullanılıyordu. Bir süre boyunca paleontologlar dinozorların başına gelen şeyin de bu olduğunu düşündüler. Darwin'in doğal seçilim kuramının bilim camiasında henüz tam olarak kabul edilmediği 1900'lerin başlarında birçok paleontolog organizmaların sınırlı yollarla evrimleştiğine inanıyordu. Bu tamamen çürütülmüş görüşe göre, dinozorlar kendilerini daha büyük ve daha tuhaf yapan bir tür evrimsel atalet taşıyordu. Hatta bazı araştırmacılar dinozorların memelilere kıyasla aptal olduklarını öne sürdüler çünkü iç enerjilerinin büyük bir kısmını büyük ve vahşi olmak için harcıyorlardı. Bir varsayıma göre ise dinozorlar kendi çıkardıkları gazdan dolayı yok olmuşlardı.
Hatta 2012 yılında paleontolog David Wilkinson ve arkadaşları, devasa sauropoda dinozorlarının ne kadar gaz üretebileceğini hesaplamaya çalıştılar. Araştırmacılar, dinozorların yıllık metan gazı üretiminin küresel iklimi etkilemek için yeterli olacağını öne sürdüler. Ancak araştırmacılar onların sırf bu nedenle yok olabileceklerine dair net bir şey söyleyemediler. Son 10 yıldır öne sürülen bir varsayım daha var. Bu varsayım kısırlık uzmanı Sherman Zilber'a ait. Zilber'a göre dinozorların soyu kendilerine eş bulamadıkları için tükenmiştir. Zilber, modern timsahlar ve aligatorlarda olduğu gibi hava sıcaklıklarındaki değişikliklerin yumurtalarda gelişen dinozor embriyolarının cinsiyetini belirleyebileceğini öne sürdü. Bu durumda volkanik faaliyetin neden olduğu iklim değişikliği veya bir tür asteroid etkisi küresel iklim dengesini bozabilir ve böylece yumurtalarda yalnızca bir cinsiyet oluşabilir. Ancak biz bugün dinozorların cinsiyetinin iklim mi yoksa genetik tarafından mı belirlendiğini bilmiyoruz. Ayrıca bu varsayımda bir çelişki daha var. Eğer gerçekten de dinozorların cinsiyetini tıpkı timsahlardaki gibi iklim koşulları belirlemişse, o halde 84 milyon yıl önce, yani dinozorlar henüz hayattayken de var olan timsahlar neden aynı akıbete uğramadılar? Bir diğer varsayım tırtıllarla ilgilidir. 1962 tarihli bir makalede böcek bilimci Stanley Flanders, ilk güvelerin ve kelebeklerin larvalarının Kretase döneminin bitki örtüsünü hızla ve tamamen yok etmiş olabileceğini öne sürdü. Böylece otçul dinozorlar açlıktan ölmüş, yırtıcı dinozorlar ise birbirlerini yemeye başlamışlardı. Fakat fosil kayıtlarında böylesine yıkıcı bir artışın yaşandığına dair hiçbir işaret yok. Dinozorların neslinin tükenmesiyle ilgili açıklamalar genellikle onları öneren insanların deneyimlerini ve bakış açılarını yansıtıyordu. Bu nedenle 1982'de göz doktoru Croft'un zayıf görme yeteneğinin dinozorları yok etmiş olabileceğini öne sürmesi şaşırtıcı değildi. Croft'a göre aşırı sıcağa maruz kalmak katarakların daha hızlı oluşmasına neden olabileceğinden, dinozorlar o acımasız mezozoik güneşten korunmak için tuhaf boynuzlarını ve sırtlarındaki çıkıntıları geliştirdiler. Fakat bunların da işe yaramadığı bir dönem geldi. Böylece dinozorlar daha cinsel erişkinliğe ulaşamadan kör olmaya başladılar. Ancak bu varsayım da bu yok oluşla ilgili her şeyi açıklamıyor. Bugün artık çoğunuzun bildiği asteroid hipotezi yaygın bir güvenilirlik kazanmadan önce 1971'de fizikçi Wallace Tucker ve paleontolog Dale Russell uzaydan gelen farklı bir tür ölüm önerdiler. Araştırmacılar fikirleri için doğrudan bir kanıta sahip olmasalar da yakınlardaki bir süpernovanın geç Kretase'de yaşam için feci sonuçlara yol açabileceğini tahmin ettiler. Tucker ve Russell, yakınlardaki bir yıldızın patlamasının üst atmosferi, X ışınları ve iklimi hızla değiştirecek diğer radyasyon türleriyle bombardıman edeceğini ve dünyanın sıcaklığının keskin bir şekilde düşmesine neden olacağını teorize etti. Ancak maalesef 66 milyon yıl önce bu kadar yakın bir olaya dair hiçbir kanıt bulunamadı. Uzaylılar varsayımı da daha eski zamanlardan beri vardı. Utah Üniversitesi Tarih Öncesi Müzesi'ndeki bir sergi, dinozorların uzaylılar tarafından yok edilemeyeceğini gösteriyor çünkü fosil kayıtlarında uzaylılara veya onların enkazına dair hiçbir kanıt yok. 2012 yılında kablolu yayın programı Ancient Aliens, uzaylıların insanlığa yer açmak için dinozorları yok ettiğiyle ilgili bilim insanlarının tabiriyle fantastik bir varsayıma bütün bir bölümü ayırmıştı. Bu varsayımlar arasında uzaylı konularını seven kitle açısından en ilginci olduğu için üzerinde biraz daha duracağız. Ancak bilim dünyasının dinozorların soyunun tükenmesi konusunda dünyaya bir göktaşı çarpması sonucu başlayan zincirleme reaksiyonlar teorisini desteklediklerini hatırlatalım. Bu varsayımla ilgili net üzerinde ve YouTube'da sayısız bilgi bulabileceğinizden sadece en sonda şöyle bir dokunacağız. Şimdi ise uzaylıların müdahalesiyle ilgili varsayımın nasıl ortaya çıktığına bir bakalım. Antik uzaylılar varsayımı ki bilim dışı sayılıyor, tarih öncesi çağlarda
dünya dışından gelen akıllı bir uygarlığın yeryüzündeki insanlarla temas kurduğu fikrine temellenir. Taraftarları bu temasın modern kültürlerin, teknolojilerin, dinlerin ve insan biyolojisinin gelişimini etkilediğini öne sürüyorlar. Dahası bu düşünceye göre birçok dindeki tanrı karakteri aslında uzaydan dünyaya inen bu gelişmiş varlıklardan esinlenilerek yaratılmıştır. Bu varlıklar modern kültürlerin, teknolojilerin, dinlerin ve hatta insan biyolojisinin gelişimini etkilemiştir. Konuyla ilgili medyada sürekli isimleri telaffuz edilen yazarlar arasında en çok öne çıkanlar Erich von Däniken, Konstantin Tsiolkovsky, Zecharia Sitchin, Robert Temple, Georgia Zoukalos ve David Hatcher Childress'tir. Yine bu iddianın taraftarlarına göre tarihi ve arkeolojik kayıtlardaki boşluklar ve açıklanamayanlar antik astronotların varlıklarının kanıtlarından biridir. Bunun dışında anakronik eserler, yani ait oldukları çağla arasında uyumsuzluk olan eşyalar ya da düzenekler, antik çağlardan kalma açıklanamayan bazı figürler de buna kanıt olarak gösteriliyor. Teozofi, Scientology, Raelizm ve Heaven's Gate'in bazı dalları da dahil olmak üzere çeşitli yeni dini hareketler, dünya dışı zeka ile eski ve modern temasa inanıyor. Bu inançların çoğu eski kutsal kitapların ve son vahiylerin diğer gezegen sistemlerinden gelen uzaylıların faaliyetleriyle ilgili olduğunu savunuyor. Psikologlar UFO dinlerinin benzerlikleri olduğunu buldular. Bu da bu grupların üyelerinin bilinçli veya bilinçsiz olarak cazibeyi bilim kurgu memleriyle ilişkilendirdiklerini gösteriyor. Erich von Däniken bu konuyla ilgili Tanrıların Arabaları adlı kitabını 1968'de yayınlamıştı. Ancak ondan 8 yıl önce 1960 yılında Peru'da İka şehri yakınlarında bulunan üzerinde ilginç tasvirler olan taşlar bugün hala tartışma konusudur. Taşların bazıları doğrudan oyulmuş, bazıları sadece çizilmiş, diğerlerinde arka plan kaldırılmış, resim ise kabartma olarak bırakılmıştır. Görüntüler bir çakıl taşının bir tarafındaki basit resimlerden çok karmaşık tasarımlara kadar değişiyor. Tasarımlardan bazıları Paracas, Nazca, Tiwanaku veya İnka kültürlerine ait olarak kabul edilebilecek tarzdadırlar. Fakat taşlar arasında en tartışmalı olanlar bunlardı. Bazıları Kolomb öncesi Amerika'da, bazıları ise M.Ö. var olmuş kültürlerin mensupları, paleontoloji biliminin ya da fosiller üzerinden bir hayvanın genel görünümünü tespit etme tekniklerinin olmadığı bir çağda bir dinozoru nasıl bu kadar ayrıntılı tasvir edebilmişlerdi? Ancak tuhaflık bununla da sınırlı değildi. Bazı tasvirlerde açık kalp ameliyatı yapan insan, bazılarında dinozorlar, bazılarında ise dinozorlarla insanlar birlikte tasvir edilmişti. Dinozorların soyunun tükenmesinden 65 milyon yıl sonra ortaya çıkan insanlarla dinozorlar nasıl bir arada bulunabilirlerdi? Bunun en fazla 3 cevabı olabilirdi. Ya insan yeryüzünde sandığımızdan çok daha uzun süredir var, ya dinozorlar sandığımızdan daha yakın geçmişe dek yaşamış, ya da taşlar sahteydi. Arkeolojik kazılar, Peru'daki uygarlıkların binlerce yıllık geçmişini gözler önüne seriyor. Özellikle İnkalar, imparatorluklarının doruğundayken İspanyollar tarafından işgale uğramış ve büyük ölçüde yok edilmişlerdir. Ancak İka Vadisi'ndeki topluluklar daha farklı kültürlerin mensuplarıydı. Acaba İkalar bazı konularda bizden daha fazla bilgiye sahip olabilirler miydi? Bölge 19. yüzyılın başlarından itibaren kazılmaya başlanmıştı. Max Ole, Giulio Tello, Alfred Kroeber, William Duncan Strong ve John Howland Raw gibi bilim adamları bölgede uzun süren çalışmalar yapmış, ancak hiçbirisi böyle bir şey bulduklarını bildirmemişlerdi. İşin en kötü yanı şu ki, İka taşlarından birçoğunun gerçekten de sahte olduğunun kanıtlanmasına rağmen, biz bu durumun bulunan bütün taşlar için geçerli olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü 1960'lardan beri bulunan taşlardan büyük bir kısmının mezar soyguncuları ve defineciler tarafından yabancı koleksiyonculara satıldığı biliniyor. Daha sonra sayısız sahte örnek hazırlanarak turistlere satılmıştır ve bu ticaret bugün hala devam etmektedir.
Lima'daki Ulusal Mühendislik Üniversitesi'nde rektör olan Santiago Agurto Calvo bu koleksiyonculardan biriydi. İlginç taşların bulunduğu ile ilgili haber almasından kısa bir süre sonra antik mezarlıklara aramalar düzenledi ve Ağustos 1966'da Ica Vadisi'ndeki Calango ilçesi Toma Luz bölgesindeki mezarlıklarda kazılar yapıldı. Bu sırada bu taşlardan birkaç tane daha bulundu. Bu arada 1966'da Perulu doktor Javier Cabrera Darquea'ya nesli tükenmiş bir tür olduğuna inanılan bir balık resmi oyulmuş bir taş hediye edildi. Daha sonra Cabrera bu taşların 60'lardan önce de bilindiğini ve babasının 1930'lardan beri bu taşlardan toplamaya başladığını söyledi. Cabrera'nın kendisi de antik Peru uygarlıklarına çok meraklıydı ve babasının yolunu devam ettirerek dünyanın en büyük İka taşı koleksiyoncusu oldu. Başlangıçta İnka öncesi eserleri de toplayan iki kardeş olan Carlos ve Pablo Soldi'den 300'den fazla taş satın aldı. Cabrera daha sonra başka bir taş kaynağı buldu. Basilio Ushuaia adlı bir çiftçi ona binlerce tane daha sattı. Cabrera'nın koleksiyonu büyüdü ve 1970'lerde 11.000'den fazla taşa ulaştı. Cabrera bu konuyla ilgili olarak taşların kökeni ve anlamı hakkındaki teorilerini tartışan Kazınmış İka Taşlarının Mesajı adlı bir kitap yayınladı. Bunda taşların insanın en az 405 milyon yaşında olduğunun kanıtı olduğunu ve ayrıca insanların dünya menşeli olmadıklarını savunuyordu. Dünya dışında yaşayan daha gelişmiş insan türlerinin bilişsel kodları dünyadaki zeki primatlara nakledilmiş ve modern insan böyle ortaya çıkmıştı. Tabii benzer savları öne sürenlerin çoğu da uzaylıların insanları geliştirmeden önce onlara yaşam alanı açmak için o dönem gezegene hakim olan dinozor soyunun kökünü kuruttuğunu düşünüyorlardı. Ancak 1973 yılında çok nahoş bir şey oldu. Cabrera'ya binlerce taş satan çiftçi Basilio Ushuaia sattığı bütün taşların sahte olduğunu açıkladı. Daha sonra Irma Gutierrez de Aparcana adlı başka bir çiftçi, Cabrera'ya verdikleri taşları çizgi romanlardan, ders kitaplarından ve dergilerden görüntüler kopyalayarak çizdiklerini doğruladılar. Ushuaia daha sonra bir Alman gazetesiyle yaptığı röportajında sahtecilik hikayesini geri aldı ve bunu arkeolojik eserler satma suçundan hapse girmemek için uydurduğunu iddia etti. Ancak 1977'de BBC'nin Tanrılara Giden Yol adlı belgeselinde Ushuaia, İka taşlarını bir dişçi matkabı ile yaptığını, eski göstermek için de tezek ateşinde yaktığını anlattı. Peru'da tarihi eserleri satmak gerçekten de yasaktır ve eğer taşlar gerçekse Ushuaia tarihi eser kaçakçılığından hapse girebilirdi. Ancak girmedi. Bir ara taşların hepsini kendisinin yapmadığını, bazılarını gerçekten de bulduğunu söyledi. Ancak uzun yıllar boyunca da turistlere İka taşları satmaya devam etti. Taşlar bugün hala üretilmeye ve satılmaya devam ediyor. Eğer gerçekten de kökenleri bilinmiyorsa, taşların üzerindeki tasvirleri tarihlendirmenin güvenilir bir yolu yoktur. Ancak çizimlerin üzerine elektron mikroskopla bakıldığında görülen zaman kaynaklı plaklar, çizimlerin orijinal olduğunu kanıtlasa da tam tarih veremiyor. Dolayısıyla bu taşlar aslında bilinmeyen bir şeyi kanıtlamak amacıyla kullanılamaz. Taşlar, bazı genç yaratılışçılar tarafından insanların dinozorlara yakın bir yerde yaşadığını iddia etmek için kullanıldı. Bu da dinozorların yok oluşunun insanlıktan yaklaşık 66 milyon yıl önce olduğuna dair kanıtlarla çelişiyor. Antik uzaylılara inananlar, taşların başka gezegenlerden insana getirilen gelişmiş bir medeniyetin kanıtları olduğunu iddia ettiler. Mitoloji tarihçileri bunların antik mitlerin gerçek olduğunun kanıtı olduğunu belirttiler. Ancak bu fikirler hiçbir akademi veya akademik topluluk tarafından desteklenmedi. Fakat daha birkaç yıl önce gezegenimiz tarihiyle ilgili büyük olaylara alternatif açıklamalar getiren araştırmacılar çok daha çarpıcı bir buluş yaptıklarını iddia ettiler. Onlara göre bu bulgular gerçekten de bilim dünyasını çok zor durumda bırakacaktı, bırakmalıydı. Haziran 2010, Kanada.
Alberta eyaletindeki Medicine Hat'ın 50 kilometre kuzeyinde, Hilda yakınlarında bugüne kadar belgelenmiş en büyük dinozor mezarlığı bulundu. Aynı ay içinde Indiana Üniversitesi yayın organı, Boynuzlu Dinozorlar Üzerine Yeni Perspektifler adlı bir kitapçık yayınladı. Kitaba göre mezarlık, 2.3 kilometrelik alanı kapsıyordu ve alanda adeta üst üste istiflenmiş binlerce kemik vardı. Kemikler üzerinde yapılan incelemeler, korkunç olayın yaklaşık 76 milyon yıl önce yaşandığını ortaya çıkardı. Hayvanların bir güç tarafından öldürüldükleri açıktı. Mesele bu gücün ne olduğuydu? Çoğunluğu otçul olduğu bilinen Centosaurus apertus cinsinden nispeten küçük dinozorlardı. Arkeologlar bölgeye Katliam Mezarlığı ismini verdiler. Ancak bu katliama neyin sebep olduğu bir türlü anlaşılamadı. Bölgede bir çarpışmanın olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. İlk başta bu toplu kıyımın nedeninin kasırga veya fırtına sırasında bölgeyi basan sel suları olduğu düşünüldü. Kaçacak yüksek bir yer bulamadıklarından sürünün üyelerinin çoğu yükselen kıyı sularında boğulmuş olmalıydılar. Sel suları çekilirken hayvanların kalıntıları kilometrelerce antik arazide yığınlar halinde birikmişti. Bölgedeki kemiklerin bir kısmının toplam 8 ayrı cinsten 67 dinozora ait olduğu ortaya çıktı. Daha önce kitle halinde fosilleşmiş dinozor kalıntıları Moğolistan'da, Çin'de ve Kuzey Amerika'da da bulunmuştu. Ancak burada bulunan sayı anormal düzeydeydi. Ayrıca o zamana kadar bu cinslerin sürü halinde yaşadıklarına dair hiçbir veri yoktu. Dahası da vardı. Bağımsız araştırmacılar ve hatta bazı bilim insanları da fosillerde suda boğulmayla açıklanamayacak izler olduğunu iddia ettiler. Kemikler üzerinde sayısız kırılma izleri vardı. Bunların boğulma sırasında oluşması mümkün değildi. Daha sonra kemiklerden yaklaşık %95'inin kırık olduğu ortaya çıktı. Hayvanlar adeta bu bölgeye toplanarak devasa bir pres makinesiyle ezilmiş gibi görünüyorlardı. Bilim insanları bu kadar çok sayıda kemik kırığına, sular çekildikten sonra bölgeye gelerek hayvanların kalıntılarını yiyen ve onları çiğneyen leş yiyici dinozorların sebep olabileceğini öne sürdüler. Ancak bu konu netlik kazanamadı. Bağımsız araştırmacılar ise onların bir üst akıl tarafından bilinçli bir soykırıma uğratıldıkları konusunda ısrar etmeye devam ettiler. Rus paleontolog Alexander Belov'a göre bilim dünyası 170 milyon yıl boyunca gezegenin mutlak hakimleri olmuş bu ölüm makinelerinin gizemli yok oluşlarının gerçek nedenini açıklamanın eşiğindeydiler. Daha sonraki incelemeler dinozorların öldükten sonra bölgeye getirildiği izlenimi uyandırdı. Peki hangi güç böyle bir şeyi gerçekleştirebilirdi? Kalıntılarına rastlanan canlıların en küçüğü birkaç ton ağırlığındaydı. Dinozorların dünya dışı gelişmiş bir uygarlık tarafından planlı olarak yok edilmiş olabileceklerini ilk öneren bilim insanlarından biri Sovyet paleontoloğu Ivan Yefremov'du. Yefremov, 20. yüzyılın ortalarında Volga Nehri Havzası'nda, Orta Asya'da ve Ural Dağları'nda çok sayıda kazıya katılmış ve Kanada'da bulunan mezarlığa benzer kalıntılarla karşılaşmıştı. Bilim insanına göre kemikler çok tuhaf bir haldeydi. Örneğin fosiller birbirine neredeyse eşit mesafedeydiler. Belgelenemese de her mezarlıkta yaklaşık aynı sayılarda hayvana ait kalıntılar vardı. 60 küsür veya 70 küsür. Bu mezarlıkların bir ortak özelliği de bulunan neredeyse bütün kemiklerin kırılmış olmasıydı. Yefremov, dinozorlar popülasyonuna uzaylıların müdahalesiyle ilgili düşüncesini bilimsel bir varsayım olarak öne sürmedi. Ancak 1946 yılında yazdığı Yıldız Gemileri adlı bilim kurgu romanında etkileyici bir kurguyla anlattı. Romanda Çinli bir paleontolog ilginç bir dinozor kafatası bulur. Alexey Shatrov isimli bir Rus antropolog da bu kafatasını duyar ve olayın peşine düşer. Kafatası sıra dışı bir özelliğe sahiptir. Üzerinde mermi yarasına benzeyen bir delik vardır. 70 milyon yıl önce gezegende henüz insan olmadığına göre bunun tek açıklaması, o çağda gelişmiş bir dünya dışı uygarlığın dünyayı ziyaret etmiş olmasıydı.
Fakat uzaylılar bu muazzam mesafeyi nasıl kat etmiş olabilirlerdi? Kısa süre sonra Shatrov'un eline bazı notlar geçer. Bu notlar İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybetmiş öğrencisine aittir. Güneş sisteminin yörüngesini hesaplayan öğrenci, 70 milyon yıl önce Güneş sisteminin galaksideki diğer yıldız sistemlerine çok yaklaştığını hesaplamıştır. Bu durum gezegenler arası seyahati mümkün kılmıştı. Demek oluyor ki dünya dışı akıllı bir uygarlık o zaman dünyayı ziyaret etmişti ve dinozorun kafatasındaki mermi izi de onlara aitti. İlerleyen bölümlerde ise hangi sebepten öldükleri belli olmayan dinozorlara ait mezarlıklar bulunuyor. Shatrov'un arkadaşı olan jeolog ve paleontolog Ilya Andreyevich Davidov da bu bilmeceyi çözmek için hayatını adar ve sonunda toplu katliamların nükleer silahlarla yapıldığına dair bulgulara rastlar. Yefremov'un ana fikri, evrende çok fazla sayıda akıllı uygarlıkların yaşadığı ve evrimin farklı gezegenlerde, farklı seviyelerde ve yönlerde ilerlediğiydi. Ona göre akıllı bir varlık mutlaka humanoid, yani insansı olmalıydı. Eser, yazarın çok ilgilendiği iki ayrı alanı, paleontoloji ve uzayı birleştiriyordu. Bilim dünyası bu canlıların 65-66 milyon yıl önce bugünkü Meksika'nın Yucatan bölgesine düşen 5 ila 15 kilometre çapında bir göktaşının neden olduğu görüşünde şimdilik hemfikirler. Bu varsayıma göre dünyaya 10 milyar atom bombası şiddetiyle çarpan göktaşı, küresel bir imha mekanizmasını devreye soktu. Dünyadaki yanardağların birçoğu harekete geçti. Şiddetli depremler, tsunamiler, seller, orman yangınları başladı. Gökyüzüne yükselen yoğun küller, 10 yıllar boyunca güneşin önünü kapatarak fotosentezi tamamen durdurdu. Dünyayı buzul çağına götürdü. Küresel afetlerden hayatta kalabilen otçullar açlıktan öldüler. Besin zinciri tamamen koptu. Yırtıcılar birbirlerini yemeye başladılar ve sonunda onlar da tükendiler. Bilim dünyasında bu şu ana kadarki en mantıklı açıklama olduğundan, biz de şimdilik bunu en önemli varsayım olarak kabul ediyoruz. Çünkü tarihler birbiriyle örtüşüyor ve daha sonra bu çarpma ile ilgili başka izlere de rastlandı. Uydumuz Ay'ın da yüzeyi göktaşları ve meteorlarla delik deşik bir haldedir ve bazılarını Dünya'dan da gözlemleyebiliyoruz. Aynı şekilde Dünya'nın yüzeyi de Ay'dan farklı değil. Sadece Ay yüzeyi çıplak, gezegenimiz yüzeyi ise bataklıklar, dağlar, ormanlar, denizler, okyanuslarla kaplı olduğundan kraterlerin hepsini göremiyoruz. Ancak birkaçını çok iyi biliyoruz. Örneğin Afrika'da bulunan Wrede Fort Kubbesi, dünya üzerinde bulunan en büyük göktaşı krateridir. Çapı yaklaşık 300 kilometredir. Bu Yucatan kraterinin iki katıdır. Kimi sismologlara göre Yucatan'da bu krateri açan 10 kilometre çapındaki bir göktaşı çarpmasının ya da onun yarattığı şok dalgasının koca gezegeni geri dönülmez bir sürece sokarak canlıların en az %80'ini yok edecek güçte olamazdı. O tarihlerde dünyaya bir göktaşının çarptığını kesin olarak bilsek de sebep olduğu etkiler hala bir varsayımdan ibarettir. Bu tabii ki dinozorların uzaylılar tarafından yok edildikleri varsayımını kuvvetlendirmez. Sadece bu gibi varsayımların da doğmasını ve gündemde kalmasını sağlar. İşte orası. Yucatan'daki Chicxulub krateri. Gördüğünüz bu çarpma izinin çapı 150 kilometreden daha fazladır. Her nedense Chicxulub kraterinin çapı her kaynakta farklı belirtilmiştir. Kimisi 150 kilometre, kimisi 180, kimisi 185 veya 200 kilometre olarak belirtir. Günümüzden 65-66 milyon yıl önce, Mezozoik dönemin son günü. Güneş yeni doğuyor. Onun sıcağı Yucatan Yarımadası'nın kıyısındaki bataklıklara ve iğne yapraklı ormanlara nüfuz ediyor.
Meksika körfezinin sıcak denizleri yaşamla doludur. Dinozorların ve dev böceklerin bu kayıp dünyası ciyaklayıp uğuldayan yaşamla kaynamaktayken, dağ büyüklüğünde bir asteroid saatte yaklaşık 64 bin kilometre hızla dünyaya yaklaşıyor. Sadece birkaç saliseliğine güneşten çok daha büyük ve parlak görünen dev bir ateş topu gökyüzünde görünüyor ve 100 trilyon tondan fazla TNT gücünde olduğu tahmin edilen bir patlama gücüyle dünyaya çarpıyor. Çarpmanın etkisi yer kabuğunun birkaç kilometre derinliğine dek nüfuz ediyor ve yaklaşık 200 kilometre çapında bir krater açıyor. Bu kıyamet senaryosu Çikşalup kraterinin bulunmasından 10 yıl önce, daha 1980 yılında öne sürülmüştü. 1990 yılında bu kraterin bulunması teoriyi daha da kuvvetlendirdi ama tam olarak açıklayamadı. Ancak hesaplamalara göre çarpma anında oluşan şok dalgası, 1000 kilometre karelik bir alandaki bütün canlıları birkaç salise veya saniyede yok edecek güçte olmalıydı. 9 saniye içinde patlamayı görebilecek mesafede olan bütün canlılar artık kömüre dönüşmüştü. Merkez üssü çarpma noktası olan 10 gücünde bir deprem dünyayı sarstı. Yangınlardan sonra yüksekliği 305 metreye ulaşan tsunamiler oluştu. Colorado Eyalet Üniversitesi'nde sismoloji profesörü ve Amerika Sismoloji Derneği'nin eski başkanı Rick Astaire, bu büyüklükteki bir sismik olayın son 160 yılda dünyadaki bütün depremlerin eş zamanlı olarak meydana gelmesine eşdeğer olduğunu söylüyor. Çarpışma sırasında gökyüzüne yükselen enkaz yaklaşık 8 dakika sonra yüzeye geri inmeye başladı. Cayır cayır yanmakta olan çevreye kum ve kül yağdı. Çarpmaya yakın bölgeler kilometrelerce kalınlığında enkaz katmanının altında kaldı. 45 dakika sonra bölgede saatte 965 kilometre hızla esen rüzgar, o ana dek ayakta kalabilen her şeyi silip süpürdü. O sırada patlamanın doğrudan etkisinden uzaklarda duran bir gözlemci, muhtemelen bir kıyamet manzarasını seyredebilirdi. Gökyüzü kararmış ve yanan enkaz parçaları gökyüzünün yıldızları gibi dünyaya yağıyor. Gökler gittikçe kararmaya devam etti ve dünyaya birkaç saatliğine zifiri karanlık çöktü. Sonraki haftalar, aylar ve yıllar boyunca dünyanın büyük bir bölümü güneşi hiç göremedi. Fotosentez bitti. Bitkilerin ve canlıların büyük bir kısmı yok oldu. Büyük yangınlar aşırı miktarlarda toksin üretmekle beraber gezegenin ozon tabakasını da geçici bir süreliğine yok etti. 100 milyarlarca ton karbon monoksit, karbon dioksit ve metan. Mart 2010'da paleontoloji, jeokimya, iklim modellemesi, jeofizik ve sedimantoloji alanlarında 20 yıldır toplanan verileri kapsayan mevcut kanıtların 33 kurumdan 41 uluslararası uzman tarafından kapsamlı analizinden sonra Çikşalup'a çarpan göktaşının dinozorlar dahil olmak üzere dünya üzerindeki canlı türlerinin en az %70'inin kitlesel yok oluşunu tetiklediği sonucuna varılmıştır.